Miras taksimini başka bir soru. Miras taksimini devletin kanunlarına göre yapmamızda bir sakınca var mıdır? Kardeşlerim Allah Teala en ayrıntılı Kur'an-ı Kerim'de hangi hükmü bildirir? Miras. Bir tarih bir yetkili bir hoca demişti ki Kur'an-ı Kerim hukuk kitabı değildir. Hukuka zorladı. Bundan bu hükümleri çıkardı. Ben de demiştim ki ona ya Kur'an-ı Kerim'de en ayrıntılı anlatılan konu miras bir hukuk konusu değil midir? Kur'an-ı Kerim'de tek bir sayfa bir ayettir. Ne ayeti deniyor ona? Mudayen ayeti. Ya yüllezine amenu idâ tedâyentum bideynin ila ecelim musemmen feksu. Orada neden bahsediyor? Borç hukukundan bahsediyor. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim hem ahlak kitabı hem hukuk kitabı hem iman esaslarını ihtiva eden kitaptır eserdir diyoruz kardeşim. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakimde Nisa suresinde anlatıyor kadının hakkı var erkeğin var. Sonunda da ayetin nasiben mefruda yani takdir edilen, belirlenen bir paydır bu. Herkes kendi farz kılınan bir pay bunu alacak kadın erkek alır. Neye göre alır? Şerata göre alır. Yok ben bunu reddediyorum. Lezzetlerimiz hızlı hazzil seyin. Yani erkek için kadının payının iki katı vardı. Ben kabul etmiyorum derse, yani bunu inkar etmek. Namazın hükmünü inkar etmek neyi söylerdir? O da Allah'ın emridir. Bu da Allah Teala'nın emridir. Yani inkar aydı, amel etmemek ayrı. Yani namaz kılmayan nasıl günahkarsa bu mirası Kur'an'a, şeriata göre yapmayan da öyle günahkardı. Ama inkar eder bu çağda, bu asırda bu olur mu derse o zaman Allah muhafaza buyursun adam kafir olur kardeşlerim.